basın toplantımıza başlarken önce bu toplantıya hem gösterdiğiniz yüksek duyarlılık hem de toplumun içinde bulunduğu özellikle kendisini öteki hisseden, muhalif hisseden tüm kesimlerin nasıl bir dayanışma duygusu içinde olduklarını dünden bugüne gördük. Bir gün vadeli bir basın açıklaması söylüyoruz. İşin öznesi Süleyman Soylu ve bir gün sonraya söylediğimiz için Türkiye'de son günlerde Türkiye'de sokaklarda yaşananlar, siyasette yaşananlar neleri tartıştığımız düşünüldüğünde açıklayacaklarımızı biz açıklayacak durumda olmazsak üç arkadaşımıza bırakırız demiştik. Bıraktık onu demiştik. Bu konu dünden beri Türkiye'de önemli bir gündem haline geldi. Endişelerini bildirenler ya da siz de korkuyorsanız biz ne yapalım diyenler uzunca bir şekilde bu meseleyi tartıştılar. Elbette biliyorsunuz ki yaptığımız siyasette korkmak, geri adım atmak, susmak, bir kelime eksik konuşmak yok. Ancak Türkiye'nin nasıl bir atmosfere sürüklendiğini görmek açısından kıymetliydi. Birazdan o atmosfer birileri eliyle nasıl yaratılıyor, nasıl yönetiliyor ve nasıl finanse ediliyor ve bu hepimizin cebinden nasıl çıkıyor kanıtlarıyla anlatacağım ve bugüne kadar hep Süleyman Soylu'ya sorular sorduk. Cevaplar bekledik. Cevaplar alamadık ya da aldığımız cevaplardan tatmin olmadık. Ama bugün Süleyman Soylu'ya soru sormayacağız. Verebileceği bir cevap olduğunu da düşünmüyoruz. Bugün çok konuşulan, iddia edilen bir meseleyi tüm boyutlarıyla ispat etmeye geldik. Şimdi nasıl bir Suç İşleri Bakanı ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatarak başlamak isterim. Gazi Osman Paşa'da başladığı siyasi hayatına Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Demokrat Parti Genel Başkanlığı olarak devam edip bir dönem merkez sağın prensi olarak gösteriliyordu. Sonra bir gün ne oldu? Demokrat Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun 12 Eylül 2010 referandumunda hayır oyu vereceklerini ve hayır kampanyası yapacaklarını ilan etmesine rağmen partinin önceki genel başkanı sıfatını da taşıyor olmasına rağmen partinin üyesiyken 12 Eylül 2010 referandumunda evet'e çalışmaya başladı. Ve Fethullah Gülen cemaatinin finansmanıyla 51 ilde görkemli evet kampanyalarının konuşmacısıydı. Önce finansmanını sağladılar, sonra AK Parti'ye lansmanını yaptılar. Ve merkez sağın prensinin AK Parti yolculuğundaki taşıyıcının FETÖ örgütü olduğuna hiçbir şüphe yok. Bu konuda Vedat Demir, akademisyen Vedat Demir'le bağlantısını aşağıda bir fiili gen soru ve bir gen soruda suratına 3 tane 20 sonra gen sorudaki 20 dakikayla 80 dakika anlatmıştık. Bir kelime cevap veremeyip Vedat abinin terör örgütü iltisakı sonradır. O zamanlar yoktu demişti. Sen Fethullah Gülen'i ziyarete gittin mi diye sorduğumuzda asla bu soruya hayır cevabı vermemişti. Bugüne kadar da vermedi. Ama kendisi 51 ildeki kampanyasının finansmanını yapanlar tarafından AK Parti'ye lanse edildiği süreçte bir ihraç yaşadı. Demokrat Parti'den ihraç. Kendisi Fethullahçı terör örgütü, o zamanki adıyla cemaat, Fethullah Gülen cemaatinden dolayı ilk sivil ihraçtır. İlk sivil ve ilk siyasi ihraçtır. Şimdi o ihraç süreci ve sonrasında yaşananların bugün hayatımızı ne hale getirdiğini ve bunu nasıl yönettiklerini konuşmaya başlayacağız. 2012'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Kasım 2015'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ağustos 2016'da da İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanı olduktan beri onun bir troll ordusu olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin unutulmaz İçişleri Bakanları var. Her siyasi gelenekten Yıldırım Akbulut, Mustafa Kalemli, İsmet Sezgin, Nait Menteşe, Hasan Fehmi Güneş gibi. Şüphesiz Süleyman Soylu da unutulmayacak. Bugün burada Soylu'nun itibar suikastlerinin, manipülasyonların, dezenformasyonların nasıl yapıldığını,
nasıl etik dışı, kanun dışı yollara sapıldığını ve bunların nasıl bir yolsuzluk ve usulsüzlük ağıyla finanse edildiğini kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Şüphesiz o da unutulmayacak bir bakan olacak ama nasıl anılacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kendisi ve bakan yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışanların yakınları üzerinden İstanbul Büyükşehir'e terör örgütü hamisi, koruyucusu, irtibatlısı yaftasını yapıştırdığında biz kendisine o güne kadar bizde olan bir bilgiyi sormuş ve İsmail Çataklı'nın FETÖ firarisi kardeşi ne olacak demiştik. İsmail Çataklı buna başka önce bir saldırarak, sonra kabullenerek, sonra da çorap söküğünü biz çektikçe çözülerek cevap verdi. Bir yere kadar geldik. O sırada Süleyman Soylu'nun krizi yönetim biçimi zaten kardeşiyle altı hesap yapıyor. Çıkarma hesabı 15 Temmuz'dan beri kaç yıl geçti? 7 hatta belki 8 yıldır küsler konuşmuyorlar diyor. Ertesi gün Çataklı kardeşinin yılbaşı için geldiğini, yeni yıl iznine geldiğini ifade verdiğini söylüyor. O günden bugüne ortada duran soru nasıl girdi? Tutuk gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıktı mı? Soruları yanıtladı mı? Tutuklu mu? Serbest mi? Türkiye'de mi? Paris'te mi? Bu sorulara hala cevap vermediler. Ama kamuoyu hala Osman Çataklı'dan FETÖ'nün Frankofon imamına ne olduğu sorusunu bekliyor. Ama o süreçleri de birlikte nasıl yönetiyorlar onlara da bakacağız. Şimdi Süleyman Soylu'nun troll ordularının bize, size, muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bu troll orduları nasıl oluşmuş ve nasıl yönetiliyor diye bakarken bir isimden bahsedeceğim. Adı Emin Şen. Emin Şen 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Kendisinin sosyal medya ismi Eminimsidir. Bunu 2010 yılından beri kullanmaktadır ve burada kendisini bakan danışmanı olduğunu, kendisine sadece bakan danışabileceğini, diğerlerine herkesin danışabileceğini söyleyen bir paylaşımıyla birlikte Eminimsi'nin kendisi olduğunu zaten kabul etmektedir. Emin Şen Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Süleyman Soylu AK Parti'de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyken. Burada sadece 3 örneği aldık. AKP Gençlik Sivas hesabından, AKP Gençlik Erenler hesabından. Ancak geriye gidildiğinde Süleyman Soylu'nun teşkilata talimatıyla her ilçede gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitimlerinin verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz. Biz ne zamandır birlikteler dediğimizde sosyal medya üzerinde o zamanlar FETÖ ile irtibatını koparmadığında bu fotoğraf üzerinden de atışmışlar. Ama biz kendisini Sayın Trabzon milletvekilleriyle, Sayın Balta burada, Ayşe Hanım burada, Trabzon'un bütün milletvekilleriyle birlikte oturup 2013 yılında, 2012 sonu, 2013 başında muhtemelen Trabzon'da bir değerlendirme toplantısında görüyoruz. Eminimsi bilgisayarın mouse'unu kullanıyor, Süleyman Soylu oturuyor ve Trabzon milletvekilleriyle birlikte bir sunum izliyorlar. Birlikteler ama halen birlikteler, 2020'de birlikteler, hatta Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte yapmış oldukları bir kamu spotunun çekimi içinde yeşil ekranın önündeler birlikte. Halen daha birlikteler. Peki bu Emin Şen'in ticari bir tarafı var mıdır deyince olmaz Özgür Bey demeniz lazım. Bırak onu. Niye? Çünkü çok açık bir şey var. Nedir o? Devlet Memurları Kanunu madde 28. Der ki işte devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de devlet memurlarının şirket kurma yasaklarına ve şirketin türü ne olursa olsun o şirkette yönetici olma yasağına tabidir.
Yine de bakalım ya. Çünkü bunlar bir sürü şeye tenezzül edebiliyorlar. Ve önce bir Emişen'e ait Natif Teknoloji diye bir firma göreceğiz. Natif Teknoloji tamamen kendisine ait olan, yöneticisinin de kendisinin olduğu bir şirket. Ama bu şirkette Erkan Gül, Emin Şen ve Burak Gül var. Bu arkadaşların başka bağlantılarına daha sonra değiniriz. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılında Emin Şen tarafından kurulmuş. O günden bugüne hep hissedarı ve hep şirketin yöneticisi. Devlet Memurları Kanunu bakan müşavirlerini bu işten men ediyor. Ama 12 yıldır bu suçu işliyor. 12 yıldır ortakları var. 2010'da referandumda ortakları Hasan Parlak, Neslihan Eroğur ve Müpteca Kılıç. Ama sonra bir şey olmuş, ortaklardan ayrılmışlar. Bakın ne olmuş ayrılmışlar. Bahsettiğim isimler FETÖ'cü Turgay Oğur darbeden sonra eşiyle birlikte Güney Afrika'ya kaçmış ve oradaymış. Diğer ortak Fethullah Gülen'i okuduğu şiirle ağlatan, Fethullah Gülen'in alnından öptüğü Müçteba Kılıç. Ve Müçteba Kılıç'a 2018 yılında Hamzadağ ve Recep Tayyip Erdoğan imzalı AK Parti Siyaset Akademisi başarı sertifikasını da vermeyi ihmal etmemişler. Ama şirketin bu ortakları yanından ayrılmışlar. Beyefendi 2 yıl 8 ay hapis yatmış. Sonra sertifikalandırılmış. Bu beyefendi sırra kadem basmış. Şirketin ortakları bunlar. Ve bu arkadaşların ortak özellikleri FETÖ'nün sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten Genç Siviller Hareketi'nin yöneticileri, Genç Siviller Derneği'nin yöneticileri ve üyeleri. Bunları yana alabiliriz biraz. Yani şu ana kadar neyi gördük? Bir bakan müşavirinin, hala bugün de görevde olan bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketteki eski ortaklarının Genç Siviller olduğunu, 2010 referandumunun yönetenler olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük. O şirketlerden bir tanesinin adı SM360, 360 derece sosyal medya dijital yönetim platformu diye bir şirket. Bütün sunumu sizinle paylaşacağız tam isimler için. O şirketin SM360 kendi sitesinde referansları var. Yani bunlar bizim müşterimiz ya da müşterimizdi diyorlar. Kimler? TÜBİTAK, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Göç Filmleri Yarışması, Erdoğan Gönüllüleri, Dünya Etnospor, Oğlanın Etnospor Vakfı, Damadın Teknofesti, Süleyman Soylu'nun kendisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Şahin, Fatma Şahin, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı polis teşkilatı ve jandarma. Şimdi bunları görünce, şirketi de görünce acaba diyorsunuz. Yok artık diyorsunuz. Değildir diyorsunuz. Ama bir şeyi unutuyorsunuz ki karşımızda olan bir suç işleri bakanı ve ekibinin de ondan kalır yanı yok. Öyle olunca şimdi bu şirket ya da ortak olduğu Natif, diğer şirket, onun da tek başına sahibi, kamuyla iş yapmış mıdır? Şöyle bir bakıp bir kesit aldığımızda, bakın buzdağının biraz yükseldi, görünen tarafında neler var? Tarihler 2018, 2019, 2020 iş alınan yerler. Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı alımı, Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı, yani İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yap dediği işler için AK Parti belediyeleri, Vatandaşlık Hizmet Portal yazılımı anket uygulaması, Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı hizmet alım işi, o dönemde tutmuş, bütün belediyelerden almışlar. Veri işleme, bunlar hep asistin işleri, en basitleri.
Ama şöyle bir bakınca 418 bin dolarcık. Şöyle bir bakınca. Hemen orada natif küçük şirket. İçişleri Bakanlığı yazı yazıyor. Bu konuda hizmet alın diyor. Natif koşuyor yetişiyor hop 418 bin doları alıyor geçiyor. Emin Şen'e ait olan Natif Teknoloji'nin yine. Pardon bu biraz önce bahsettiğim Asis. Emin Şen'in ortağı olan Erkan Gül'ün firması. Ama birazdan göstereceğim adresleri Natif'le aynı. Natif 2020 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kod analizi bilgi işlem dairesi İçişleri Bilgi İşlem Dairesi'nde sızma testleri ve güvenlik bilgisayar hizmet alımı. Hemen bir 80 bin dolar. Şöyle bir bakınca 118 bin dolarlık Emin Şen'in kardeşi Ömer Enis Şen'e ait Spark'ın yine aynı adresteler. Hemen yaptığı işler ama bu işler hepsi Süleyman Soylu ile ilişkili işler. Yine şöyle bir bakıp yoruldum dur deyince duracağız. 644 bin dolarlık bakın 2016 360 sosyal medya reklam organizasyon sahte iş yeri ve sahte sigortacının önlenmesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'na iş. Süleyman Soylu Çalışma Bakanıysa SGK'da sosyal medya yönetimi, sosyal medya yönetimi Antalya Büyükşehir demişti. Bir tane Antalya Büyükşehir var arada. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu, pardon TÜBİTAK, Ankara Güvercinlik Jandarma, Antalya Büyükşehir, Süleyman Soylu neredeyse bakın Natif'in ve Emin Şen'in şirketlerinin SM360'ın Türkiye'de herhangi bir yerde ihalesine bakın. Eğer o ihalenin ya dönem olarak Süleyman Soylu'nun bakanlığı ya da bakanlığın talimatıyla belediyelerin yaptığı işleri aldığını göreceksiniz. Bizim döküm olarak size paylaşabileceğimiz buzdağının bundan sonra gazeteciler bu şirketlerin bütün ihalelerine bakacaklar muhakkak. Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük ama bundan bir şey eksik. Doğrudan hizmet alım denen belli bir limitin altında bir ara 40'tı, 52 oldu, 70 oldu. Kaç şimdi arkadaşlar? 96 mı? Doğrudan alım sınırı. 200 bin oldu şimdi. Şu anda 200 bin liranın altında zaten bunu SM360 yapsın deyip yapıyor. Bir de buna İçişleri Bakanlığı'nın kendisinin bakanlığın özel durumundan dolayı doğrudan hizmet satın alımıyla ilgili kolaylaştırıcı yönetmeliğini de eklediğinizde 2020, 21, 22 yıllarında inanılmaz bir para akışının olduğunu, denetimsiz bir para akışının olduğunu göreceğiz. Ha Süleyman Soylu bir şey yapacaksa son 2 yıldır, 3 yıldır açıklamadığı bilgi işlem alanında veya bütün alanlarda doğrudan hizmet alımı kaç para hangi iş kime verdiğini açıklarsa buzdağının birazını daha görmüş oluruz. Şimdi bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar. Parayı nereden buluyorlar? Buradan buluyorlar. Ama işin devamı var. Bu faturayı kesip parayı almışlar. Bu paraları tek başına almıyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar. Paraları dağıttıkları ne işler yapıyor? Şimdi Ebabil Harekatı Telegram kanalındayız arkadaşlar. Telegram gizli bir kanal. Burada 25 tane yöneticinin kendi içinde tartıştıkları, verdikleri kararları ve harekete geçirdikleri Twitter kuşu yerine Ebabil kuşunu. Biz Lut kavmiyiz ya. Ebabil kuşları Lut kavmini perişan edecek ya. O ebabil kuşları işte burada. Bu kapalı bir kanal. Bu kanalın içinde Eminimsi'nin yönettiği, daha sonra 4 kanal daha göreceksiniz. Emin, hatta önce 4 kanalı da göstereyim, ne konuştuğumuzu bilelim. Şimdi hep tanıdığınız Ebabil Hareketi, Derin Kuvvetler, İBB Kandil Kadrosu hesaplarının
yönetildiği gizli kanal ve o kanalda hazırlanan içeriklerin 8000 trole. Artık ana tabloya gelebiliriz. 8000 tane sosyal medya trolü üzerinden bu tablodaki bir kısa dönüş ve kısa hatırlatış yapacağım bununla ilgili. 8000 tane trole servis edilen bilgiler. Bakın, hani haber yayını hazırlandığı sırada diyorduk. Haber yayını hazırlandığı sırada Davutoğlu'nu parçalıyorlardı. Sayın Davutoğlu. Şimdi Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon programına. Ebabil Hareketi 25 members'tan kastım kapalı, gizli, aralarında konuşuyorlar. Buraya kimse giremiyor. Diyorlar ki altılı masadan ilk açıklamayı Ahmet Davutoğlu yaptı. Altı partinin lideri Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacakmış. Kısaca kukla seçeceğiz ve kaos getireceğiz diyor, diyerek konuşuyor. Pinnit mesaj burada ve ardından Ebabil Harekatı'nın birazdan göstereceğimiz 8000 tane trolü bu itibar suikastine, bu saldırıya başlıyorlar. Ekrem İmamoğlu için yaptıkları, hazırlandıkları görseller. Ama esas şöyle tanıdık gelecek, biraz daha nasıl çalıştıklarını görelim. Örneğin Süleyman Soylu'ya bu görseli hazırlamışlar. SM360, güzel görsel. Süleyman Soylu bunu paylaşmış. Hemen ardından ...25 tane, bunlar ebabil başı, troll başı, kurmay troll bunlar, kurmay troll. Pinnit ne demek? İliştirilmiş mesaj. Yani ataçlamış. Yani bu mesajda bunu yolluyor arkadaşlar. Bu vatandaşlarımız için söyleyelim, bir nevi WhatsApp. WhatsApp'ın kapalı grubu, troll ordusunun kumandanları bir yerde. Süleyman Soylu'ya bunu hazırlamış. Eminimsi bunu 25 yöneticisine yolluyor ve onlar bu paylaşımları 8000 trole, ebabil harekatına yolluyorlar. Şimdi buradan örneğin bu konu çok başka kardeşlerim, hassas bir konu, olabildiğince çok paylaşım ve destek verelim. CHP'li belediyeler dağda geberen teröristlerin ailelerini belediyelerde değer aileleri olarak işe alıyorlar. Twitter hesabını koymuş. İBB Kandil kadrosu hesabından yayıyor. Neymiş mesaj? Bunu paylaşacaklar diyor. Bakın, Cengiz Dönegel diye bir İBB çalışanın yakını üzerinden terör örgütü iltisakı kurulmuş. Bunu yapıyor ve paylaşın diyor. Örneğin kardeşlerim, herkese duyuralım yoğun destek. Özür dileyerek de okumak durumundayım. İstanbul gevşeyi olmayan aklınca uluslararası bir toplantıdaki konuşmasıyla diyerek ekteki iki videoyla gevşeye hak ettiği cevabı verelim. Videoları buraya koymuşlar. Artık bunlar 8000 kişilik troll ordusunun yöneticilerle iletişimde oldukları büyük burada 7900 kişi var. Yani 25'li yerde tartışıyorlar, içerik paylaşıyorlar, yalanı buluyorlar, sonra 8000 trole talimat veriyorlar. Burada örneğin elimdeki örneklerde haber yayını hazırlandığı sırada dedik ya, geçmişten Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kapatılmış. Ebabil Harekatı şöyle yazıyor: Canan Kaftancıoğlu'nun hesabı ebabiller tarafından sonlandırıldı. Helal olsun her birinize. Profile girip şikayet etmeye devam edelim, nefes alamasın. Bakın, televizyonlar oysa Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı Twitter tarafından blokelendi diyebiliyor. Oysa ki 8000 kişi ben bundan şikayetçiyim deyince askıya alıp inceleme yapıyorlar. T24 bunu haberleştirmiş. Küçük balıkların sayısı azaldıkça büyük balıklar görülür olur. Sağ olsun T24 ebabilleri manşetlerine taşıma nezaketi göstermiş. Ebabiller hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Bu tweetin yorum kısmına ebabilleri uçuralım. Ebabilleri uçuralım, bizi iyi tanısınlar diyerek bir sürü hakareti daha sıralıyor. Bu ebabiller
kendi aralarında kurmayları, benim burada bürosu olan bir ajansa, kendi evimin çalışma odasında arkada Atatürk resmimizle birlikte hepinizin izlediği pandemi sırasında bir canlı yayınımı aralarında konuşup onu bir televizyon kanalı Kuzey Irak'ta yayın yapan da o haberi kullanmış. Söz konusu kanalın sık sık konuğu Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu olduğunu yayalım diyorlar. Sonra ebabillerden biri de Alpay Özalan. O da gidiyor onu paylaşıyor mesela. Burada Ali Mahir Başarır. Bakın aralarında tartışmışlar. Karar şu. Satılmış ifadesini bolca kullanarak Ali Mahir Başarır'ı satılmış kelimesiyle birlikte TT yapmak istiyorlar. Burada yine Ali Mahir Başarır'a, yine Ebabil Hareketi'nde geçtiğimiz yıl Lütfi Türkkan'a, son günlerde yine Lütfi Türkkan'a ve Ali Mahir Başarır'a sayısız hakaret. Burada İsmail Çataklı var. Onu görmenizi isterim. Ebabil Hareketi'nde İsmail Çataklı da destek gören bir isim. Anlatmaya çalıştığım konunun bir de hepinizin çok yakından takip ettiği bir boyutu var. Sonlara gelirken bunu da söylemek istedim. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacer Fogo ile birlikte AK Parti'nin uyuşturucuyla mücadelede baronların Türkiye'de çatışır hale geldiği, sokakların torbacı dolu olduğu ve burada AKP siyasetinin sorumluluğunu hatırlatan Süleyman Soylu'yu da bacak kırma ifadesi üzerinden eleştiren bu videosunu biliyorsunuz. Bu videoya bir cevap verilir. AK Parti verir, Ömer Çelik verir, grup başkan vekilleri verir, Veliroğlu verir. Süleyman Soylu verir. Eleştirilen Süleyman Soylu. Cevap nereden verilmiş? Değerli arkadaşlar, hepiniz hatırlıyorsunuz, şöyle elimde tutayım. Türk TC Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatı. Bakın, font, noktalamalar, tırnaklar sadece kaç yıllık teşkilat olduğunun sayısını doğru değiştirmiş. 31.10.2022, 23.48 ve 23.59. Aynı iPhone marka telefondan atılmış ikisi. Eminimsin'in cebindeki cep telefonunda, Eminimsin'in cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Kullanıcı değiştirince jandarma oluyor. Şanlı jandarmanın yerine geçiyor. Kullanıcı değiştirince Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerine geçiyor. Emniyet Teşkilatımızın yerine geçiyor. Ve bu tweetleri sizin benim paramla belediyelerden aldığı ihalelerle Süleyman Soylu için oluşturulmuş bir troll ordusunun kumandanı, hatta başkomutanı, polisimiz ve jandarmamıza, biz Soylu'yu eleştirdiğimizde jandarmaya, polisi ve jandarmayı Süleyman Soylu'ya kalkan ediyor. Şanlı jandarma bunu yapar mı? Koca polis teşkilatı yapar mı? Ama sen bir trolün eline verirsen onların hesabını, 7 gün 24 saat 365 gün yılbaşı gecesi 23.59'da da 00.01'de de bu teşkilatlar kapıları açık, ışığı yanan, nöbetçisi olan sosyal medya hesapları ele geçirilirse, bu hesaplardan birisi Yunanistan'a giriyoruz, bilmem nereye oldu, Allah göstermesin filanca Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi başarılı oldu, üzgünüz diye bir hacklense ne olur bu hesaplar? Eminimsin'in arka cebinde geziyor bu hesaplar. Sizin benim paramla bu troll ordusunun komutanı tarafından. Kısaca hatırlayacak olursak, son bir toparlamayı önemsiyorum. Süleyman Soylu'ya doğrudan bağlı iki tane şirket, doğrudan kendisinin sahibi ve yöneticisi, bağlı olduğu İstanbul Pendik Teknopark'taki adresine Asis bilgisayarda bağlı, nativlen aynı yerde oluyor. Bütün ihaleler
şimdilik bilebildiğimiz bu kovalent bağlarla ama sizlerin araştırmalarıyla çok daha büyük bir ahtapot gibi her yerden ihalelerle paraları alıyorlar. Eski ortaklar FETÖ firarisi, eski ortaklar genç siviller, şirketin çalışanları Ömer Enişen bir kardeş, diğer kardeş hem şirkette çalışan gözüküyor hem de AK Parti gençlik kolları bilgi ve iletişim teknolojileri genel başkan yardımcısı. O da AK Parti'de görevli. Ve 8000 trole buradan sizden benden kan emip 8000 trole kaynak pompalıyorlar. Ve şimdi bir gerçekten de karşı karşıyayız. Bu ebabil kuşları Süleyman Soylu'nun troll ordusu. Sakın AK Partililer, MHP'liler şöyle düşünmesin. Sosyal medyada trollük var. E bunlar da bizi savunuyor. Bunların AK Parti'yi savunduğu durum Süleyman Soylu'yu AK Parti sahipleniyorsa onun üstündendir. Binlerce paylaşımına baktığınızda tek tük reis denk gelir. Bunlar için ben nasıl Lüt kavminsem bunlar için Berat Albayrak da o kavimdendir. Yarın AK Parti Süleyman Soylu'nun onların deyimiyle Cumhurbaşkanı af talebini kabul etsin, ebabiller sarayın üstünde uçmaya başlar. Yarın MHP Süleyman Soylu'yla çatışmaya girsin, MHP'ye yapılacak itibar suikastı bu mahfillerden planlanır. Bunlar Süleyman Soylu'nun troll ordusudur. Ama maaşını kendisi değil, özellikle İçişleri Bakanlığı, eski dönemde Çalışma Bakanlığı ve biraz önce saydığımız bu bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye yapmaktadır bizim gördüğümüz kadarıyla. Süleyman Soylu bir tweet attığında ebabiller devredeyse dakikalar içinde 3000, 4000, 5000 retweet'e ulaşır. Örneğin bu sabah kendisi Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısını yaptı. Ebabiller o toplantıyı köpürtüyoruz arkadaşlar yazmadılar. Her şeyi de yazmıyorlar. 256 kişi izlemiş. Ebabiller yoksa Süleyman Soylu diye birisi yok. Siyasette yok, halkta, halkın gönlünde yok. Örneğin bu ebabiller Mehmet Ersoy'u sevmez. Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy 32 retweet'te kalır. İsmail Çataklı'nın da 44'lük bir hacmi var. Ama ebabiller Çataklı'ya destek deyince 1600 retweet. Açın bakın. Mehmet Ersoy'dan gıcık alıyorlar Süleyman Bey'le beraber. Mehmet Ersoy herhalde Allah göstermesin başına kötü bir şey kalsa taziyeyi retweetleyecekler. Ama Çataklı'yı lazım olunca Süleyman Bey'i hemen hemen her fırsatta. Süleyman Bey'in dün akşam attığı bir tweet ebabiller tarafından retweet edilmedi. 36, 38, 44. Geç saatlerde biraz dokundular 400 oldu. Sabah uyanamadı kuşlar. 256 kişi izlemiş. Ebabiller Sayın Bakanımızı şahlandırıyoruz desin. Tak gündemin birinci sırasında. O yüzden Süleyman Bey'in karşılığı var ha. Milliyetçi seçmen sahip çıkıyor ha. Ebabillerin içindeki o 8000'in içinde 3 ilerle konumlandırılmış Devlet Bahçeli'nin resmi olan ama dönün de bir bakın bakalım. Ebabiller uç demeden uçmayan, kon demeden konmayan. Yarın profili değiştirdiğinde başka birisine dönecek. 8000 tane trolü var adamın. Ve biz bugüne kadar aslında troller ne yapar biliyorduk. Ebabiller ne yapar görüyorduk. Ama bunlar ne yer ne içer bilmiyorduk. Kamu kaynaklarını yiyip içiyorlarmış. Biraz önce Tuncay Bey'e verdiğim ihale dosyalarındaki paraları yiyip içiyorlarmış. Bu mesele eğer özetle nasıl özetlenir? Bugün sen ne yaptın derseniz. Geçmişte çok şikayetler edildi. Genel başkan troll listelerimiz var. Hepsini biliyoruz dedi. Açıklamazsan bilmem nesin dendi falan. Listeleri, çalışma şeklini, finansmanını ne kadar kötü olduklarını biliyoruz. Ve maalesef trollerin kurumsallaşırken kurumların nasıl trolleştirildiğini görüyoruz. Trollerin kurumsallaşması
kurumların trolleştirilmesi süreci. İşte Türkiye siyasetinin yeni geldiği yer. Şimdi seçim meydanlarında mikrofon elde, bir muhalifin dili sürçmeye görsün. Ebabiller, uçuyoruz, hep birlikte tepesine taşı yağdırıyoruz. Ondan sonra akşam haber bültenlerinde filanca siyasetçinin şurada yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepki topladı. A Haber döndürüp duruyor ondan sonra. Ben bana yapılan bütün itibar suikastlerinin ebabiller tarafından ne kadar keyifle tasarlandığını, bazı yerlerde de onlarda yarattığım endişenin keyfine nasıl vardığımı ifade etmem lazım. Özgür Özel'e hızlı laf sokmayalım, çok ters çakıyor, içinden çıkamıyoruz, paylaşımlarına bayılıyorum. Sayın Bakan zor duruma düştü. Bunu hemen neden yaydırdınız yaklaşımlarına? 25'li grubun içindeki o konuşmalara bayılıyorum. Şimdi gündeme dair söylenecek çok şey olabilir. Ben bugün sadece bu sunumu yapacağım. Ama sizin öncelikle bu konuda, sonrasında gündemle ilgili sorularınız olursa cevaplayabilirim. Bugün başlıyor, hep şikayet ediyordunuz. Bir telsiz mikrofon mümkün olmuyordu Yüce Meclis'te, artık var. Sorularınız da yayına gitmiş olacak böylelikle. İlk slide alayım. Bir resmi açıklamaları da oldu. Açıklamanızda bahsettiğiniz isim hakkında Emin Şen'le ilgili kendisinin devlet memuru olmadığını, aynı zamanda bakan müşavirliği görevinde de bulunmadığını söyledi İçişleri Bakanlığı. Hemen alayım. Ne söyleyeceksiniz? İlk slide, ilk. İçişleri Bakanlığı'nın sayfası mı arkadaşlar? Göreve başladığı tarih yazıyor mu? 2020 yılına kadar halen daha bu İçişleri Bakanlığı'nın şu an sitesinde var. Şu an halen var. Bakan müşaviri yazıyor mu? Ve kendisi birinci şirket kurma şeyi 24'ün. Kendisi şirketi kurmuş ve hala yöneticisi. İçişleri Bakanlığı'nın müşaviri. Şimdi Süleyman Soylu ne yapar? Mümkün olduğu kadar geriye dönük istifa dilekçesi çıkarırlar. YÖK'e 15. üyeyi atadılar. Alayım. Bu da kendisinin şirket kurduğu. Diyelim istifa etti. Bir ay önce, iki ay önce internet sitemizi güncellemedik diyecekler. Aynı YÖK gibi, geçen hafta yaptığı gibi. Kurulduğu tarihten bugüne kadar hala hazırda şirket yöneticisi. Devlet memurları kanunu bakan müşaviri devlet memuru gibi değerlendirilir diyor. Biz devlet memuru demedik. Olsa devlet memuru deriz. Kendisi de bakan müşaviri olduğunu yazıyor. Bakan müşaviri olduğunu yazıyor. Öyle çalışıyor. Şöyle yaptılarsa, bakan müşaviri unvanını verip resmi siteye koyup resmen müşavir maaşı ödemek yerine başka çözüm buldularsa, bu sadece muazzaya işaret eder. Çünkü kendisi resmi sitede bakan müşaviri. Ve bakan müşavirinin yapacağından çok fazlasını yapıyor. Bu kadar yakın olan biri şirket kuramaz diyorlar. O diyor ki bu kadar yakın müşavir diyor ama müşavir değil. Geçen hafta Tayyip Erdoğan'ın yetkisi olmadığı halde 15. YÖK üyesini atadığını saptadık. Aslında 4 tane atayabiliyordu. 5.'yi de atamış. İçlerinde en yeni göreve başlamış, Haziran'da başlamış olan birinden geriye dönük istifa dilekçesi aldılar. Ben şu andaki İçişleri Bakanlığı'nın sitesini size gösteriyorum. Danışman arkadaşım da şu anda sitede diyor. Siz de bir teyit edin. Yalancı doğrucu çıksın. Başını sallıyor arkadaşlar siteden teyit edenler. Halen bakan müşavir. Biz yazmışız da bunu müşavir kadrosuna değil bilmem ne unvanı kullanıyor. O unvanın sahibi nasıl etkili olabilirse oluyor. Başka şeyleri yalanlasana Süleyman Soylu. Dünden beri nasıl öyle taklidi yapıyorsun?
her şeye meydan okuyan, her şeye cevap veren Süleyman Soylu. Diye diye bunu diyor. İhale almamıştır demiyor. Troll ordusu yönetmez demiyor. Ebabil başıdır demiyor. Bunlar yok demiyor. FETÖ'cülerle birdi demiyor. Ben oradaydım demiyor. İtibar suikastini videolar mı onlar ebabillere yayıyor demiyor. Sitede yazanı inkar ediyor. CHP'nin sitesi değil kardeş. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sitesi. Tükenmişliğin son noktası. Biz bunu söyleriz. Özgür Özel'i işte 5 kanal canlı yayınlar toplumun %35'i öğrenir. Ben yalanı atarım. Özgür Özel'i şey. Aha canlı yayında çaktın mı? Başka soru varsa alalım arkadaşlar. Buyurun. Örneğin çok özür dilerim. İçişleri Bakan Danışmanımız Sayın Emin Şen ve beraberindeki heyet Aydın Valiliğimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu. Aydın Valiliğinin resmi sitesi. Yani valiler müşavir biliyor, öyle ağırlıyor. Resmi heyete başkanlık ediyor. Sahtekar. Ha pardon, şey versenize. İkincisi bu jandarma ve emniyetin hesaplarının Emin Şen'in yönetiminde olduğunu, bunu da altta yazan Twitter for iPhone yazısıyla tespit edildiğini söylediniz ama bu şekilde mi tespit edildi yoksa? Yok, önce inkar etmelerini bekliyorum. Yani şimdi ilk soru neydi? İlk soru? İlk soru siz gruplara nasıl ulaştınız? Şimdi gruplardan 8000 üyeli grupların 8000 üyesi var, açık grup. 25 üyeli tasarımın yapıldığı ve gruplara bu videoları atarız dediği gruplar kapalı grup. Süleyman Soylu diyor ya bir vatansever ya şunu ulaştırırsa dün diyordu. Bir vatansever onu ulaştırıyor belki bana. Vatanseverler hep Süleyman Soylu'yla mı temas ediyormuş? Hani diyor ya ya bir vatansever çıkıp da filanca belgeyi ulaştırırsa. Bir vatansever çıkmış seni rezil etti işte. Bir de hani hepimiz için Müslüman olanlarımız için inananlarımız için. Hani Allah bize şah damarımız kadar yakın ya, biz de Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarı kadar yakınız. Evet. O kadar yakından, bir daha varsa alayım. Evet, ikinci sorum da. Ya ikinci sorunuz, biz telefonların saati, fontu, markası ama inkar etsin, inkar etmezler çünkü biliyorlar hangi dijital veriyi yaydığını, telefonların ve nereden alınabildiğini. İkisi aynı telefon değil diye inkar etmelerini bekliyorum. Şimdi bu konular meclise şikayet edip araştırma komisyonu isteyip reddettiriliyor olması bir siyasi değeri var. Başına o gelir bunun. Meclis bununla ilgili araştırma komisyonu kurmaz. Süreyi bahane eder. Onu der, bunu der. Ama ben sorunuzu bugün için sandım. 5 ay sonra diyorsanız soruşturma komisyonu kuracağız. 5 ay sonra soruşturma komisyonunda savcı görevi yaparak soruşturma komisyonu biliyorsunuz savcılık görevini üstlenir, ön hazırlığı yapar. Genel kurulun oylarıyla bu işleri Yüce Divan patlar. Sen bugün araştırma komisyonunu reddederler. Yarın soruşturma komisyonu kurulacak. Çatır, çatır, çatır. Sayın Başkan, benim iki sorum var. Birinci sorum, buraya gelirken alınan mesafe dünden bu yana. Çok önemli bir şey söylediniz. Bu dosyayı 3 güvenliğin dostuma verdik. Başıma bir şey gelirse onlar açıklayacak dediniz. Şimdi siz bunu belki espri yaptık diyeceksiniz ama ben bunu... Yok verdik canım. Ciddiye aldım. Siz bana niye vermediniz o kadar uzak mıyız derseniz yani ilk üçe girmediniz diye üzgünüm ama. Yok estağfurullah. Şimdi bir de dün bir eski Ülke Ocakları Derneği Başkanı televizyonda çıktı dedi ki bugün dedi bir şey söyleyeceğim ama buraya gelmeden önce bir kaset çektim ve iki arkadaşıma teslim ettim. Başıma bir şey gelirse o kasetler açıklanacak dedi. Birincisi bir ülkenin ikinci büyük partisinin grup başkan vekili eğer bir dosya açıklarken 3 kişiye emanet edip canının güvendiği için bu kadar endişe duyuyorsa bütün bu belgelere bence gerek yok. Yani bu ülkenin
bir İçişleri Bakanı nasıl bu güvenceyi size veremiyor? Şimdi arkadaşlar, soru özelinde bir şey demem lazım. Bugün bir pilot çalışma yapıyoruz. Meclis bu mikrofonu vermiyor basın mensuplarına. Soru duyulmuyor. Diyorlar ki verirsek yoruma kaçar. Bu mecliste milletvekili dışında birisinin siyasi eleştiri yapması doğru olmaz. O yüzden çok rica edeceğim. Genel merkezlerde olur ama siz siyasi eleştiri yapmayın. Yani bu böyleyse bunlara gerek... Siz sorun, sadece soru sorun. Yani yoksa bu mikrofondan yine mahrum kalacak arkadaşlar. Çünkü çok önemsiyorlar. Can güveninizi tehdit edecek ne gibi bir endişeniz olur? Şöyle... Biz İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararlarına rağmen geçmişte de bugün de koruma kullanmayan, gittiğimiz ilde uzaktan koruma, yakından korumaların hepsini reddeden, canımızı Allah'a emanet eden, yanımızdaki arkadaşlarımıza, ki hiçbir tanesi koruma değildir, siyasi arkadaşlarımızdır, emanet eden insanlarız. Biz her türlü tehdite karşı bütün ülkenin vatandaşları koruma kullanmıyorsa... Özgür Özel'in koruma kullanıyor olmasının bir manası yok. Ben durumdaki atmosferdeki ağırlığı tarif etmiştim. Zaten o tarif üzerine hem sosyal medyada trollsüz murolsüz organik hem de tüm parti gruplarına giden telefonlarda birçok arkadaşımız da aradı söyledi. Bunun nasıl gerçek bir his olduğu ortaya çıktı. Vatandaşın bu hisse ortaklaşıyor olmasının sorumlusu ben değilim. Bu işleri yapan Süleyman Soylu ve ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı. Mayıs ayından sonra değil, siyasetçilerin, iş adamlarının, devlet memurlarının, ülkenin bütün vatandaşlarının kendini güvende hissedeceği, ertesi günkü açıklamaların yapılmasına mani olmak için her şeyin ihtimal dahilinde olmayacağı bir Türkiye vaat ediyoruz biz. Meselenin kendisi de şundan ibaret. Korkunç bir tablo gerçekten ama Süleyman Soylu bu açıklandığında belki bunu 8-10 ihtimalden biri olarak düşünüyordur. Daha onunla ilgili açıklanacak çok şey olduğu malum. Kanıtları ele geçtikçe o korktuğu, bilip de korktuğu her şey açıklanacak. Biz Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarından daha yakınız. Böyle biz. Teşekkür ediyorum. Yorumsuz. Yorumsuz. İçişleri Bakanlığı istifaya çağırmayı düşünüyor musunuz? Bu çok önemli bir olay anlattığınız. Şöyle, normal bir demokraside bir dakika durmaması lazım. Bugün akşam Recep Tayyip Erdoğan eğer af talebini kabul ederse AK Parti'yi ve kendisini kısmen bu yükten kurtarmış olur. Bugüne kadar yaptı ama seçim dönemindeki troll operasyonları, bir de troll orduları Süleyman Soylu'nun icat ettiği ve tek başına sahip olduğu bir şey değil. Biz İletişim Başkanı'nın emrindeki troll ordularını biliyoruz. Biz AK Parti'deki pek çok kendince ağır topun troll ordularını biliyoruz. Troll ordularının ve siyasetçilerin bir merkezden iletişim başkanlığı eliyle bazı kampanyalarda ortaklaşa çalıştığını, aynı hashtag'e parti sözcüsünün, grup başkan vekilinin, milletvekillerinin ve trollerin hep birlikte tweet attıklarını da hep birlikte biliyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Siteden kaldırmışlar.